Amma hastalanıyor bu insanlar. Daha sağlamı yok mu bunların? Millet işsizlikten geberiyor. Bunlar iş bulmuş hastalanıyor. Ne bileceğim Behçet Bey. Allah'tan işte. Belli mi oluyor? Sıtma ilaç var mı? Var burada birkaç şey. İdareli kullanın ha. İyi günler. Hoş geldiniz Ceren Hanım. Hoş geldiniz. İşte Ceren Hanım da geldi. Konunun en iyi uzmanlarındandır kendisi. Buyurun. İzin aldığınızı söylediler. Bir sağlık sorunuz yok inşallah. Böyle apar topar geldiğinize göre size ihtiyacımız olduğunu anladınız. İyi misiniz? Aman! Çabuk doktor çağır. Hemen Ömer Bey. Niye kaçtın öyle korkak tavşan? Ben tavşan değilim, korkak da değilim. Dedemi çok üzdün ama kerata. Boşuna uğraşma Aliş. Biz de ne diller döktük ama nafile. Korkuyor nedense. Ben koca dededen korkmuyorum ki. Ölecek diye korkuyorum. Korkma Seyhan'ım, ölmez, neden ölsün? Ama günün birinde ölürse o da hayatın bir parçası. Sen bir şey mi icat ettin baba? Ha, babam mucit oldu. Ben bir şey icat etmedim Seyhan'ım. Başkaları icat etmiş, ben onları toparlamaya çalışıyorum. Yani. Yardım ister misin? Galiba ihtiyacım var. Aman aman gölge etme, başka insan istemez. Ay. Bir şey sorabilir miyim? Hah, tabii Zeliha'cığım. Bunu açamadım. Programın içinden açmaya çalışıyorum. Olmazsa gelir ben bakarım. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Küpelerin ne güzel. Sahi mi? Sahi. Bu kız çok değişmiş. Canlanmış, güzelleşmiş. Şunun bağlantılarına bir baksana. Gölge etmesem daha iyi değil mi? Hadi hadi. Evet, bir bakalım. Heh, bütün bağlantılar numaralı. Hı. Ha, bak renk kodları da var burada. Abi neler oluyor? Ne gibi? Ömer abi neyin peşinde? Mustafa abim o üç adamın eşkali neden vermedi savcıya? Canım, diyelim ki gerçekten görmedi. Hem sen takma bunları kafana. Ben şu Akün'ün bağlantısına bakayım, geliyorum. Saatlerdir ölü gibi yatıyorsun. Bünyen zayıf düşmüş, öyle dedi doktor. Ben de tarlada başına güneş geçmiştir dedim. Çantam nerede? Burada. İçindekini gördüler mi? Ceren bu ne? Bununla mı gittin şirkete? Hmm. Ya of 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 Ceren of, ne diyeyim ben sana? Hiç kapan da çalışmıyor ha. İnsan cinayete kalkışmadan önce bir iki lokma bir şey yer. Serum beynine gidince aklın başına geldi mi bari? Özür dilerim. Benden ne özür diliyorsun? Adam benim babamın oğlu değil. Ya dalga geçme. Söylediğim o aptalca sözler için özür diliyorum. Hatırlamıyorum. Bırak çocuk gibi konuşmayı. Yabancı mıyız? Sen bir an evvel buradan çıkmaya bak. Bir daha da sakın böyle bir işe kalkışma. Sakın. Bunlar Ceren Hanım'a. Teşekkür ederiz. Kim göndermiş? Ömer Aslanbaş. Geçmiş olsun diyor. İyi insan lafının üstüne diyebilir miyiz? Onu başka türlü de söylerler canım.
Bilmem artık. Aa, bak burada ne var? Beyaz gelincik için ince bir dokunuş. İtiraf et, çok düşünceli. Belen'i arayamadım kaç gündür Nar. Ben konuştum. Bugün de bir kart geldi. Londra'daki Kuleli Köprü'nün resmi. Çok sevdi galiba orayı. Anlaşılan bu sene okula gitmeyecek. İlk haftayı kaçırırsan bir şey olmaz diyor. Kartı İngilizce yazmış. Yapma ya. Kursa boşuna gitmiyorum demek istiyor. Akıllı olan. Kime çekmiş? Doğum günün kutlu olsunlar. Demek hatırladın. Unutur muyum hiç? Ben unutmuştum vallahi. Bu sabah gazeteye bakarken aklıma geldi. Sonra sen aradın. İçime bir kurt düştü. Acaba dedim... Ömer, bunlar çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ama hiç gerek yoktu. Gerek yoktu. İçimden geldiği için aldımlar. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Boş ver, önemli değil. İyi günler de tak. Sırf hediyeyi kastetmiyorum. Senin hakkını nasıl öderim? Benim için yaptıkların... Bana yeni bir hayat verdin. Varlığın bile benim için çok değerli. Böyle durumlarda ne denir bilmiyorumlar. Hadi. Sağlığa. İtiraz etme, git dinlen. Zaten bütün günüm burada geçti. Ya sen yatsana. Yüzün bembeyaz. Boşuna mı beyaz gelincik diyorlar bana ha? Hadi git artık. Hadi git, dinlen. Oh, iyi. Sabah gelirim. Gelirsin, tamam, güle güle. Bir şeye ihtiyacın olursa... Haber veririm, sağ ol. Anneni de arayacaksın. Ya arayacağım dedim, git artık. Sen burada durdukça kendimi suçlu hissediyorum zaten. Ay saçma saçma konuşma. Neyse, iyi geceler. Sana da. Tekrar mutlu yıllarlar. Gelmeyecek misin? Gelmeyeyim, yarın çok işim var. Tamam, sen bilirsin. Dikkatli ol. Buyurun. Geçmiş olsun. Merhaba. Rahatsız etmiyorum ya. Hayır, buyurun. Bir uğrayayım dedim. Fazla kalmayacağım. Şımaracağım ben bu gidişle. Önce çiçekler, kart, pamuk kozası. Şimdi de kendiniz. Bunu getirdim sana. Belki okursun. Şirketteki herkese karşı bu kadar ilgili misiniz? Değer verdiklerime diyelim. Bu benim en sevdiğim kitaplardan biridir. Yaşar Kemal okuyacağınız hayatta aklıma gelmezdi. Neden? Ayrı cephelerdesiniz. Hep kafanda beni belli bir kalıba oturtmaya çalışıyorsun. Bence yapma. İnsan olarak hepimiz aynı cephedeyiz. Ayrıca iyi edebiyatı severim. Efsaneleri de çok severim. Mesela Şahmeran'ı bilir misin? Kim bilmez ki? Lokman Hekimi. Ona ihtiyacım varmış gibi görünüyorum değil mi? Yok canım, o kadar da değil. Mesela bu hikayenin Tarsus'ta ve İçel'de iç içe anlatıldığını biliyor musun? Anlatmamı ister misin? Pekala. Yılanların padişahını yani Şahmeran'ı yaralı olarak buluyor Lokman. Alıp onu mağarasındaki sarayına götürüyor. 40 gün sonra Şahmeran iyileşiyor. Lokman izin istiyor. Şahmeran Lokman gitmeden önce ölümüm insanların elinden olacak Lokman diyor. Ve ona... Ölümünü öğrendikten sonra neler yapması gerektiğini bir bir anlatıyor. Gel zaman git zaman Şahmeran sarayındaki o bilir suda Tarsus Bey'in o güzel kızını görüyor ve aşık oluyor.
İşte bu aşk yüzünden sarayından çıkıyor ve eski hamamda öldürülüyor. Efsane kahramanlarının başı hep aşk yüzünden derde girer değil mi? Bazen de kurtuluşları aşk yüzünden olur. Sonra? Sonra Lokman Şahmeran'ın vücudunu 3 parçaya bölüyor ve suda kaynatıyor. Kuyruk suyunu o kötü kalpli vezire içiriyor, vezir ölüyor. İkinci suyu kendi içiyor. Üçüncüsünü de amansız bir hastalığa kapılmış olan Tarsus Bey'ine içiriyor ve iyileştiriyor. Sonra bir gün Lokman kırda gezerken birden bitkiler onunla konuşmaya başlıyor. Ve her bitki hangi hastalığa iyi geldiğini tek tek Lokman'a söylüyor. İşte Lokman Hekim'in o muhteşem kitabı böyle ortaya çıkıyor. Çok ilginç. Evet. Herhalde bu da Yaşar Kemal'den değil, değil mi? Değil canım. Küçükken dedemden dinlemiştim. Hacı Sefer Ağa'dan. İyi misin? Doktor falan çağırayım mı? Yok yok, ben iyiyim. Özür dilerim, yordum galiba seni. Hadi yat lütfen. İyi geceler. İyi geceler. İyi dinlen.